İş Sanat Gece Gündüzü sunar. Gece Gündüz'den merhaba. Kendini Ağustos sanan bir Ekim günü daha. Şarkıdaki gibi küçük sevinçleri ama büyük kederleriyle bir gün daha. Ve daha iyi bir dünya için kültüre, sanata sığınacağımız bir gün daha. Gelin öne çıkanlarla başlayalım. Cumhuriyet tarihinin ilklerini anlatan bir Cumhuriyet şarkısı filmi vizyon için gün sayıyor. Mümkün mü söylediniz? Bir ay diyorsunuz, opera. Çılgınlık, resmen çılgınlık. Filmin başrol oyuncuları NTV'ye konuştu. Dedim ki efendiler, dünyada kadınlarına bir vatan borçlanan millet de yok ama. Haklısın paşa. Karanlık bir köşede buluyorum kendimi. Soğuk, sıcak. Karanlığım hiç bitmeyecek. Hiç bitecek mi? İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverlerle buluşan Frida Kahlo'nun günlükleri sergisi gördüğü yoğun ilgi nedeniyle uzatıldı. Serseriydi ruhum, iflah olmazdı. Birsen Tezer'in geçtiğimiz yıl yayınladığı Kağıttan Kaplanlar albümü yeniden yükselişe geçti, plak baskısı tükendi. Bugün gururla takip ettiğimiz bir opera geleneğimiz varsa eğer, evet 18. yüzyıl saray çevresi ve Beyoğlu'nun parmak izleri vardır elbet. Fakat şüphesiz esas kapıyı açan Cumhuriyet Rönesansı'dır. İşte 25 Ekim'de öyle bir film vizyona girecek ki bizi o zamanlara ışınlayacak. Yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu bir Cumhuriyet şarkısı 1930'lu yılların Türkiye'sinde bir avuç genç, yetenekli ve azimli insanın gerçek hikayesini anlatıyor. Cumhuriyet tarihinin ilkleri, ilk opera eseri, Türkiye'nin ilk opera sanatçısı ve tabii ki Mustafa Kemal Atatürk. Seçme ve seçilme hakları için hazırlık yaptırtıyorum. 1930'lu yılların Türkiye'sine ışık tutan bir Cumhuriyet şarkısı 25 Ekim'de vizyona girmeye hazırlanıyor. Mümkün mü söylediniz? Bir ay diyorsunuz, opera! Filmde Ertan Saban, kültür ve sanat alanında devrimlere imza atan Mustafa Kemal Atatürk'e hayat veriyor. Dedim ki efendiler, dünyada kadınlarına bir vatan borçlanan millet de yok ama. Borç ödemek gibi. Onu inşallah ödeyebilmişizdir. Tabii ki olmaz bir filmde, 100 filmde. Sadece duygumdan bahsediyorum. Ahmet Rufat Şungar, ülkenin ilk opereti Özsoy'un sözlerini kaleme alan Münir Raylı rolünde. Senin o çılgınlık dediğin şey bizde olmasaydı, şimdi bu topraklarda sömürgeydik. Münir Raylı o dönem içerisindeki entelektüellerden biri. Aynı zamanda hani yazarlığını yapıyor Özsoy'un. Fakat aynı zamanda heykel yapıyor. Kostümleri çiziyor. Sinema eğitimine gidiyor. Bunların hepsini bir arada, kültür devrimi yapılan bir dönemde hepsini bir arada tam anlamıyla yapabilmek için çok büyük bir çaba ihtiyacı var. Abla, bu bir devrim harekettir. Birce Akalay, Türkiye'nin ilk opera sanatçısı Nimet Vahid'i canlandırıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk opera sanatçısı olarak Semiha Berksoy görünür. Ama Semiha Berksoy'un hocasıdır Nimet Vahid. İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda göreve çağrılmış ve eğitimci olarak hayatına devam etmiş. Güçlü bir kadın profil. Mazeret olarak dünyada hiçbir millette yok paşam diyorlar. Emre Karayel ise Mustafa Kemal'in silah arkadaşı Mehmet Nuri Jonker rolünde. Haklısın paşa. Nuri Jonker, Atatürk'ün Selanik'ten arkadaşı. Bu yakınlıktan, bu samimiyetten dolayı da Jonker soyadını Atatürk'ün vermesini istiyor. O da Nuri'nin Jonk Bayırı'nda yapmış olduğu başarılardan ötürü soy isminin Jonker olmasını istiyor. Ve böylece soy ismi koyulmuş oluyor. Büyük işler küçük kaprislere kurban edilemez. Ülkemizin ilk opera eseri Özsoy'un bestecisine ise Salih Bademci hayat veriyor. Bensu Soral, Melis Sezen, Okan Yalabık, Şifanur Gül gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Abla, bu
devrim harekettir. Durmaya mal yok. Sen kendi devrimini yazdın. Şimdi sadece gösterme vakti. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde en ilgi gören bölümlerden biri de sergileriydi şüphesiz. Festival İstanbul'da sona erse de sergileri hala devam ediyor. Andy Warhol'dan Salgado'ya, önemli ressamlara sanatseverlerin ilgisi büyük. Biz de göz bebeğimiz Beyoğlu'nun yolunu tuttuk ve Grand Pera'daki Frida Kahlo'nun günlüklerine konuk olduk. Karanlık bir köşede buluyorum kendimi. Soğuk, sıcak, karanlığım hiç bitmeyecek. Hiç bitecek mi? Ölümünden neredeyse 68 yıl sonra bile tüm dünyanın gözü üzerinde. Eserleri, hayata bakışı, fikirleri, kısacası her şeyiyle çok seviliyor, ilham kaynağı olmaya devam ediyor. 20. yüzyılın popüler kültür ikonlarından birine dönüşen Meksikalı ressam Frida Kahlo, günlükleriyle Beyoğlu'nda. O gün... Yıllardır geçirdiğim en güzel gündü ve çiçeğim, gülüm, her şeyin yeniden dirilişi olarak yeniden doğdu. Frida Kahlo günlükleri sergisini dünyada ilk defa bu festival kapsamında gerçekleştirdik. Ama festival bitiminde de ilgi çok yoğun olduğunu festival süresince görünce süreyi de uzattık. Ay sonuna kadar ziyaretçiler sergiyi gezebilecekler. İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Frida Kahlo'nun günlükleri sergisi, sanatçının yaşamına bir yolculuk niteliğinde. Meksika sokağıyla başlıyor. Çünkü Meksika onun hayatında kültürel anlamda ve renkler anlamında çok besleyici bir anlamı var. Sağlık problemleriyle bütün hayatı boyunca mücadele etmiş ama buradaki hep yatak odasında geçirdiği vakti duvara ayna koyaraktan hem kendi portrelerini çizerek hem yeni sanat eserleri yarataraktan ve kendini geliştirerek geçirmiş. Bu da hani bizim için çok önemli aralardan bir tanesi. Sonra tabii hayatına çok belirleyici olan Diego Rivera ile olan aşkı. Onunla olan ilişkilerini de birbirlerini sanat olarak hem duygusal olarak besledikleri kadar sanat olarak da besliyorlar. Grand Pera'da açılan, büyük ilgi gören, sergileme teknikleriyle de dikkat çeken Frida sergisi 26 Ekim'e dek görülebilir. Festival kapsamında Picasso, Andy Warhol ve Salgado sergileri 31 Aralık'a, Da Vinci sergisi ise 15 Ocak 2025'e kadar devam edecek. Dönüşen dijital teknolojilerle animasyon sanatı modern sihir sıfatını katmerlemişken öyle bir festival kapılarını açacak ki imkansızı gerçeğe dönüştürebileceğimizi bir kez daha hatırlayacağız. 12. Canlandıranlar Uluslararası Film Festivali animasyon sihre en yakın şey temasıyla başlıyor. Tamamen animasyon ve ilgili disiplinlere adanmış olan Canlandıranlar Festivali bu yıl 21-27 Ekim tarihleri arasında Taksim Fransız Kültür Merkezi, Kadıköy Müze Gazhane ve İBB Beyoğlu Sineması'nda gösterimler, söyleşiler ve atölye çalışmalarıyla animasyon sevenleri ağırlayacak. Festival boyunca 86 kısa metraj ve 7 uzun metraj film gösteriminin yanı sıra söyleşiler, atölyeler, portfolyo sunumları ve sektöre yönelik bir çalıştay yapılacak. Cemal Reşit Rey Konser Salonu 2024-2025 sezonunu hafta sonu özel bir konserle açtı. Bu konserde CRR Senfoni Orkestrası yeni orkestra şefi Nil Venditti ile ilk kez sahne aldı. Ve konser sonrası bizzat Venditti'den dinledik. Bakalım sanat ufkunun yeni sezona yansımaları neler olacak? Yeni sezon yeni orkestra şefiyle başladı. Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası 2024-2025 sezonunun ilk konserini yeni daimi şefleri Nil Venditti eşliğinde verdi. Seyirciler için bu orkestra yani ihtiyacı olsun.
Yani böyle bir konser gördüm unuttum diye olmasın hiç. Böyle herkes değerli parça, değerli seyirci. Burada buluşuyoruz ve mükemmel bir gece geçiriyoruz ve bir nedeni olsun yani. Bu orkestrasız İstanbul yapamaz diye isterim. Yani bu sezonda böyle bir şey olursa çok mutlu olurum. İtalya'da doğup büyüyen, Zürih Sanat Üniversitesi'nde violonsel ve orkestra şefliği eğitimini tamamlayan Venditti, genç yaşına rağmen Stuttgart Oda Orkestrası, Berlin Konserthaus Orkestrası, BBC Senfoni Orkestrası, BBC Galler Ulusal Orkestrası gibi dünyanın önde gelen orkestralarıyla çalıştı. Nil Venditti, Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası ile birlikte sezon boyunca her ay bir konser verecek. Ve ben seyircilerle hep konuşacağım, parçaları anlatacağım önceden. Bu benim için çok önemli. Parçaları anlatacağım. Neden o parçaları çalıyoruz? Nedeni hangisi? Ve sezonda parçalar böyle bir fikri var yani. Öylesine değil. Mesela şimdi Rachmaninoff ikinci piyanoyu konçerto çalacağız yarın Emre Şen'le. Ve ikinci bölüm temposu 52. Bu Rachmaninoff bu tempoyu Tchaikovsky'den aldı. Tabii ki o Tchaikovsky'yi çok seviyordu. Tchaikovsky'den sonra geliyor. Tchaikovsky'yi çok seviyordu. Ve en önemli senfoni Tchaikovsky'nin 5. senfoni. 2. bölüm temposu 52. Oradan aldı. Biz bunu çalıyoruz. Sonra aralıkta Tchaikovsky 5 yapıyoruz. Yani öyle sezon gidecek. Sezonun ilk konserinde orkestraya uluslararası arenada başarılar kazanan piyanist Emre Şen eşlik etti. Düşünün ki İstanbul'da 1860'lı yıllarda Fatih'ten Beyoğlu'na hatta Beyazıt'a nice semtte kıran kırana rekabet içinde ne tiyatrolar varmış. Peki böyle bir şehre bir tiyatro müzesi yakışmaz mı? İşte Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı Pera Müzesi İBB Kültür Dairesi Başkanlığı desteğiyle tiyatro adına önemli bir etkinlik düzenlenecek. Türkiye Tiyatro Vakfı'nın ev sahipliğinde özenle seçilen dünya müzeleri Pera Müzesi'nde bir araya gelecek ve özellikle İstanbul'da bir tiyatro müzesi kurulması için neler yapılabilir sorusuna cevap arayacak. Bu ülkenin zengin bir tiyatro kültür mirası var ama ne yazık ki müzesi yok. İşte tam da bu ihtiyaç sebebiyle Türk Tiyatro Vakfı dünyadaki 5 büyük tiyatro müzesi ile birlikte İstanbul'da bir tiyatro müzesi kurulması için altyapı çalışmalarını konuşacak. Uluslararası Tiyatro Müzeleri Buluşması 17 Ekim'de Pera Müzesi'nde gerçekleşecek. Bunu yapmamızın nedeni deneyimine, bilgilerine, yaratıcılıklarına güvendiğimiz Dünya Tiyatro Müzeleri İstanbul'da toplamak, onlarla tartışmak, soru ve sorunları birlikte çözmeye çalışmak ya da en azından sorunları ortaya atmak olacak. İstanbul'un ev sahipliği yapacağı dünya müzeleri titiz bir çalışma sonucu seçildi. İsveç Sahne Sanatları Müzesi teknolojisiyle çok öne çıkar. Ya da Alman Müzesi ki Münih'ten gelecek. Alman dillerini konuşan ülkelerin tiyatro müzesidir bu. Bu da daha çok çeşitli ve ilgili sergilemeleriyle dikkat çeker. Bahruşi Müzesi var ki Türk halkı onu daha çok Muhsin Ertuğrul'un anılarından bilir. Dünyanın en eski ve en büyük tiyatro müzesidir. Kopenhag Saray Tiyatrosu içinde tiyatro müzesi diye adı da ne olduğunu belirten bir müze temsilcisi olacak aramızda. 81 yaşında efsane bir yönetmen Martin Scorsese. Usta yönetmen daha önce Sinatra ve The Life of Jesus filmlerinin çekimlerini rafa kaldırdığını açıklamıştı.
Herkes de aynı soru. Efsane filmlerin yönetmeni acaba emekli mi oluyor? 81 yaşındaki usta yönetmen Martin Scorsese emekli mi oluyor? İtalya'da geçen hafta prodüksiyonuna başladığı Antik Gemi Enkazları belgeselinin çekimlerini sürdüren Amerikalı yönetmen soruya hayır cevabını verdi. Scorsese geçtiğimiz haftalarda Sinatra ve The Life of Jesus filmlerini ertelediğini açıklamıştı. Bu durumunun emeklilikle ilgili olmadığını söyleyen yönetmen, Frank Sinatra hakkındaki film sadece ertelendi. İsa hakkındaki filmin ise üzerinde çalışıyorum. Umarım Tanrı onları bitirmem için bana güç ve para verir dedi. Daha önce büyük bütçeli yapımlar çekmek istemediğini söyleyen yönetmen, hayalinin kendisinin yazdığı ve yönettiği bir dizi çekmek olduğunu açıklamıştı. Taksi şoförü, Sıkı Dostlar, Zindan Adası gibi unutulmaz yapımlarda imzası bulunan yönetmen, son olarak Western draması Dolunay Katillerini 2023'te seyircisiyle buluşturmuştu. Birsen Tezer'in geçtiğimiz yıl yayımlanan Kağıttan Kaplanlar albümünün plakları tükendi. Yayınlandığı günden bu yana büyük ilgi gören albümün yeni plak baskıları yolda. Bu vesileyle albümün hikayesini sanatçıdan bir kez daha dinleyerek gece gündüze veda edelim. Yeni günde görüşmek üzere. Serseriydi ruhum, iflah olmazdı. Severdim batışını. 10 yıl aradan sonra müzikseverlerle buluşturmuştu. Kendine ait yeni şarkıları bir araya getirmişti. Türkiye'nin özel yorumcularından Birsen Tezer'in 2023 yılında çıkan Kağıttan Kaplanlar albümü yeniden yükselişe geçti. Yalnız bir kumarbaz, belki biraz haylaz. Kaybeden kartları tekrardan karardı. Albümün plakları çıkar çıkmaz kısa sürede tükendi. Tezer'in müzik şirketi yeni plak baskılarının 11 Ekim'de piyasada olacağını açıkladı. Tezer, 9 şarkıdan oluşan Kağıttan Kaplanlar albümünü o günlerde NTV'ye anlatmıştı. Bir yol değil ki bu, sıkılınca dümeni, kırıp da geriye dönemezsin. En son albüm 2013'te yayınlanmıştı. Sonra işte her şey ondan sonra değişti zaten. Hazmedecek çok şey vardı. Fakat bir yandan da hayat telaşı. Çok konser verdim. Üretmeye pek vakit bulamadım ama mutlaka biriktirdim içten içe. Pandemi sırasında biraz kendi kendime kaldıktan sonra bazı şeyler dökülmeye başladı. 10 yılın bütün birikimleri dökülmeye başladı. Hınçlarım, sevgilerim, kaybettiklerim, kazandıklarım, her şeyim. Yenileri boş vermeden başla eski ezgilerden, vur beni yanık sesinden. Ağırlıklı olarak Birsen Tezer'in söz ve müziğini yazdığı 9 şarkıdan oluşan albüm, hayatın tüm zorluklarını bir kadının gözünden anlatıyor. Bir kabus gibi çöküyor. Son albüm belli bir yaştan sonra artık çıkmış bir albümdü. Yani 45 civarları. Bir kadının tam bir dönüm noktasıdır o. Sonra bir 10 yıllık bir susuş. O kadar içe dönmeye başlıyorsun ki, Duygu Asena'nın anmak istediğim bir kadın adı yok, hikayesi de var işin içerisinde. O kadın şarkısını da ona atıfta bulunarak yazdım biraz da. Bir şey kopmuş, biri tutmuş, tam yırtılırken teri. İş Sanat Gece Gündüz'ü sundu.